Şimdi de arkadaşlar demiyor, ama ben, Haşim Kılıç'a bakın. Haşim Kılıç kim yani? Ben önce şunu söyleyeyim. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili ve milletvekili ötesinde ömrünü bu partide geçirmiş bir insan olarak şunu söylüyorum. Kesinlikle şuna emin olabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir adayın söz konusu bile olmayacağını söyleyebilirim. Yani aday Cumhuriyet elbette Halk Partili olacak. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini taşıyan. Bundan büyük bir memnuniyet duyarız ya. Yani yeter, biraz önce anlattım, böyle bir taşıyıcı anne olmaktan bu kesin yani. Ve Türkiye'nin birçok meselelerin üstesinde gelebilecek. Mesela şimdi çok üzüldüğüm başka bir nokta var. Yani Gürkan da çok yakınen bilir. 2014 yılında Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli, dünyanın da çeşitli kurumlarında görev yapan 6-7 tane kardeşimiz, genç kardeşlerimiz çok ciddi bir ekonomi programı hazırladı. Yani inanın 50 yıllık, 60 yıllık bir süreçte uygulanabilecek ekonomik program. Biz galiba iyi anlatamadık. Meramımızı anlatamadık, anlatamadığımız için. Yani bırakın sadece ekonomiyle ilgili, yani ilk kez 2011 yılında iklimle ilgili bile projemiz var. Ama rafta kalmış yani, anlatamamışız. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bu hazırlıkları var. Ya bu ismi konuşulan insanların hepsi tabii çok kıymetli isimler olabilir. Ama takdir edersiniz ki bir ana muhalefet lideri sürekli dışarıda bir ismi tartışması falan o parti açısından da çok büyük sıkıntı yaratır. Demoralize olur insanlar, yani bu ne yani, yeter kardeşim demek zorunda kalır. Şimdi siyasi partilerin liderleri... Bir de bir ekleme yapayım. 2011'de tarımda kendine yeten Türkiye diye bir manifesto yayınladınız. Evet. Ben onu geçen hafta yazdım. Yani evet. CHP'nin bir programı sadece var. Sadece o değil. Eğitimle ilgili. Eğitim de var. Hayır, Türkiye'nin şu anda yakıcı sorunu ya tarım. Hani ekonomi diyoruz ve tarım ama üzerine. Biz anlatamadık yani, evet. Çok iyi ürününüz var, ürünü pazarlama şansınız. Gürsel Bey, siz bir şey şimdi söylediniz, bir liderlerle ilgili bir soru sorabilir miyim? Tabii dediniz ki kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden birisi olacak. Evet. Bu sizin şahsi kanaatiniz anladığım kadarıyla. Bu benim şahsi ama kanaatim şöyle, ve temennim yani. Temenni. Ama evet. Dediniz ki yine de %28 siyaset karar. Siyaset kuralları da bunu gerektirir, evet. Yani. Kararsızlar, ama biraz önce dediniz ki kararsızlar sonuç itibariyle, evet, onu belirleyecektiniz. Kararsızlar CHP dışından birisini dayatırsa sizin tavrınız değişir mi? Kararsızların herhangi dışarıdan birinin dayatacağına inanmıyorum. Bu kararsız